çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte polinomların ÖSYM tadında 3 testini çözmüş olacağız. İlk sorumuza baktığımız zaman bize bir ÖSYM sorusu veriliyor burada. 2020 AYT'de çıkmış soru. Şimdi sorumuza diyor ki her birinin en yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan 3. dereceden gerçel katsayılı PX ve QX polinomları için 2 ve 6 ortak kökleriymiş. Şimdi ikisinde de bu kökler var. O zaman şöyle yapalım. PX polinomu için de bize burada baş katsayısında 1 olduğunu söylüyor. 1 çarpı ve köklerinden birinin 2 olduğunu vermiş. O zaman x eksi 2 çarpanı var. 6 da aynı şekilde kök verilmiş. X eksi 6 da çarpanı var. Şimdi bunlar 3. derecenin olduğu için burada bir tane daha çarpan olması lazım ki x küp gelsin. Onu da şöyle diyelim. X eksi a şeklinde olsun. Aynı şekilde Rx polinomunun da yine baş katsayısının 1 olduğunu söylemiş. 2 ve 6 onun da kökü olduğu için yine x eksi 2 ve x eksi 6 çarpanlarını yazdım. Bir de x eksi b şeklinde bir çarpanı olsun. Px eksi Rx polinomu x eksi 1 ile bölündüğünde kalan o. Şimdi x eksi 1'i 0'a eşitlediğimiz zaman x buradan 1 geldi. Px eksi Rx polinomunun dediğinden burada yerine 1 yazdım. Ve P1 eksi R1 değeri kalana eşit olacak. Bize onu da 10 olarak vermiş. Şimdi buna göre biz bu eşitliği kullanarak P1 ve R1'i burada bulabiliriz. Px polinomunda x gördüğüm yere 1 yazacağım. Burada her birinde x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Eksi 1 geldi. Eksi 5 geldi. Burada da 1 eksi A. Yani 5 çarpı 1 eksi A oldu. Hatta onu şöyle yazalım. 5 eksi 5 A. Aynı şekilde Rx polinomunda x yerine 1 yazdığım zaman eksi 1 çarpı eksi 5 çarpı 1 eksi b geldi. Burası da 5 çarpı 1 eksi b'den 5 eksi 5 b. Şimdi bunları çıkardığımız zaman da 10'a eşitmiş. Yani şöyle yazalım 5 eksi 5 a'dan 5 eksi 5 b'yi çıkartıyorum ve bu ifade 10'a eşit. Eksiyi dağıttığımız zaman şöyle gelecek. Eksi 5 artı 5 b eşittir 10. Eksi 5 artı 5 gitti. 5b eksi 5a, bunu da 5 parantezine alırsam b eksi a değeri 10'a eşit. Sadeleştirdiğimiz zaman da b eksi a değerini 2 olarak buluyoruz. Bizden de p0 eksi r0 istemiş. Yani diyor ki p eksi r eksi polinomlarında bir de 0 değerlerini yerine yaz. X gördüğüm yere 0 yazarsam eksi 2 çarpı eksi 6, buradan da eksi a geldi. Yani eksi 12 a. Aynı şekilde r eksi polinomunda x gördüğüm yere 0 yazıyorum. Burada aynı şekilde 0 yazdığımız zaman eksi 2 çarpı eksi 6 çarpı eksi b geldi. Buradan da o zaman eksi 12 b. Aradaki farkı istiyor. P0 değerimiz eksi 12 a eksi R0 değerimiz eksi 12 b. Bu aradaki farkı bizden istemiş. Şimdi eksiyi dağıttığımız zaman şöyle gelecek. Eksi 12 a artı 12 b. 12 parantezini alırsam b eksi a'yı bizden istemiş. B eksi a'nın değerini zaten öğrenmiştik 2 idi. 12 çarpı 2'den de doğru cevabımızı 24 olarak bulmuş olduk. İkinci sorumuzda Px baş katsayısı 2 ve ikinci dereceden bir polinomdur demiş. Pa ve pa kare eksi 1 değerlerini yerine yazdığında polinom 0'a eşit olmuş. Px polinomunun sabit terimi 12. Hemen bu cümleden biz şu çıkarım yapabiliriz. X yerine 0 yazdığımız zaman P0 değerinin 12 olduğunu biliyorum. Ve bu polinomun katsayılar toplamı kaçtır demiş. Yani P1'in ne olduğunu bizden istiyor. Şimdi Px polinomu baş katsayısı 2 olan ikinci dereceden bir polinom. Yani şöyle diyebilirim. 2x kare artı ax artı b şeklinde bir polinomdan bahsediyor. Daha sonra ben bu polinomda x yerine 0 yazdığım zaman 12 gelecek şeklinde ab değerlerini bulabilirim. Ya da biz bu polinomu şöyle de yazabiliriz. Mesela bu şekilde bir gösterim olabilir. Ya da burada pa ve pa kare eksi 1 sıfıra eşit ya. Demek ki bunun kökleri a ve a kare eksi 1'miş. O zaman biz polinomu böyle yazmaktansa şöyle de yazabiliriz. Yine baş katsayısı 2 olacak şekilde. Çarpanlarından biri o zaman x eksi a gelecek. Çünkü kök a verilmiş burada. Diğer kökü de a kare eksi 1 olduğuna göre x eksi a kare eksi 1 çıkardığım zaman eksi a kare artı 1 geldi. Yine aynı şekilde ikinci dereceden polinomu böyle de elde edebilirim. Şimdi bunun dışında neyi demişti, vermişti bize? P0'ın 12 olduğunu verdi. Bu polinomu kullanmak istiyorum. P0 eşittir 2 çarpı x yerine 0 yazdığım zaman eksi a. X yerine 0 yazdım. Eksi a kare artı 1 geldi ve bu ifade 12'ye eşit. Şimdi ifadeyi şöyle yapalım. 2 ile 12'yi sadeleştirdik. 6 geldi.
eksi a'yı içeriye dağıttığımız zaman a küp eksi a geldi ve 6'ya eşit oldu. Şimdi benim amacım da burada p1'i bulmak. O yüzden önce buradaki a'yı elde etmem lazım. A küp eksi a 6'ya eşit vermiş ve a 1 tam sayı. Bunu sağlayacak tek bir tane a değeri var. O da 2. Çünkü a yerine yazdığımız zaman 2'nin küpünden 8 eksi 2'den 6 geliyor. Hiçbir şekilde diğer tam sayılara baktığımız zaman negatifler de aynı şekilde. Mesela 3'ün küpünü yazsam olmuyor. Yani 3'ü yazsam olmuyor. 1'i yazsam gelmiyor. Bunu sağlayan bir tek a değerimiz burada 2 oldu. Dolayısıyla biz px boyunda bunu elde etmiş olduk aslında. 2 çarpı x eksi 2. X eksi burada gördüğüm yerde a gördüğüm yere ne yazıyorum? X eksi buradaki değerimizde a yerine 2 yazarsak eksi 4 artı 1 yani eksi 3 geldi. Bizden p1'i istemişti. 2 çarpı x yerine 1 yazdık eksi 1, 1 yazdık eksi 2. Buradan da p1 değerini artı 4 olarak elde etmiş oluruz. Üçüncü sorumuzda m ve n'nin pozitif tam sayı olduğunu vermiş ve px bir polinom olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre n'nin en büyük değerine karşılık gelen m değerini istemiş. Şimdi px polinomuyla x artı n polinomu çarpılmış ve bu elde edilmiş. Şöyle yapalım o zaman. Sonuçta burası çarpanlarını ayrılmış şekilde veriyor ya. Biz de bunu çarpanlarını ayırmaya çalışsak. Yani şöyle x kare artı mx artı 80 ifadesini çarpanlarını ayrılsa şöyle x x gelecek. Şimdi burada öyle iki sayı yazacağım ki çarpımları 80 olacak. Toplamları da m'yi verecek. Ve m ve n'nin buradaki pozitif değer olduğunu söylüyor. Şimdi m pozitif olacak şekilde ben çarpımları 80'i nasıl elde ederim? Burada mesela 80 yazsam 1 yazsam burada 80'e 1, 80 ile 1'in çarpımından 80 gelecek ve 80 ile 1'in toplamından da m değeri de 81 olacak. Şimdi bu şekilde yazmış olabilirim ve bana n'nin en büyük değerine karşılık gelen m değerini istiyor ya. O yüzden de bu çarpanlardan birini olabildiğince çok büyük tuttum. Yani n olabildiğince büyük gelsin dedim ki ona karşılık gelen m değerini bulabileyim. Yani ben bu çarpanları aslında şöyle yazmış oldum. X artı 80, x artı 1 şeklinde ve bunun karşılığı da x artı n çarpı px'e eşit. Burada amacım zaten n'nin olabildiğince en büyük olmasıydı ya. O yüzden bu çarpanlardan birini en büyük tuttum. Dolayısıyla buradaki 80 n'yi buldum. N'ye karşılık olarak aldım. Px değerimiz de x artı 1 oldu. Şimdi x artı n, x artı 80 yani buradaki n değerimizi 80 aldığımız zaman buna karşılık gelen m değeri. Ben n değerini burada 80 aldığımda m değerimiz ne geldi? 81. O yüzden de olabilecek en büyük değeri 81'e eşit geldi. Peki ben bunu başka nasıl yapabilirdim? Hani hocam neden direkt 80'e 1 yazdık? Şöyle demiş olsaydınız mesela x kare artı mx artı n, mx artı 80. Mesela ben bunu 40'a 2 de yazabilirdim. Belki senin aklına ilk bu geldi. 40'a 2 yazdığın zaman bunun çarpanları şöyle değil mi? X artı 40, x artı 2. O zaman bunun karşılığı olan x artı n çarpı px ifadesinde n'i buradakilerden şimdi x artı 40, x artı 2'den buradaki biri x artı n'e karşılık geliyor. N'in büyük olmasını istiyorsun ya. X artı 40'a karşılık aldığını düşünürsen px de x artı 2. Dolayısıyla sen burada n'yi ne almış oldun? 40 aldın. En büyük değerine karşılık yani buradaki çarpanlarda n'nin en büyük değerini 40 buldun. 40'a karşılık en büyük ne gelmiş olacak m değeri? 80'i burada 40 ile 2'nin çarpımından 80 toplamları da m'yi veriyor biliyorsunuz 42. N'nin en büyük değerine karşılık m'yi ne bulmuş oldun? 42. Ama sen bu şekilde aldığında n'yi 40 aldın. Bunun daha büyük bir değeri de var. Biraz önce zaten onu yaptık. N'nin en büyük değeri 80 olabildiğinde buna karşılık gelen m değeri de işte 81 geliyor. O yüzden de ben burada ilk aklıma bunların en büyük bir tanesinin en büyük olmasını istediğim için direkt 80'e 1 aldım. Ve buna karşılık gelen m değeri de işte 81 oldu. Evet devam edelim. Dördüncü sorumuzda px polinomunun demiş x kare eksi 3x eksi 4 ile bölümünden bölüm qx ve kalan da tx'tir demiş. Buna göre bir eşitlik veriliyor. Şimdi şöyle yazalım px polinomu x kare eksi 3x eksi 4 polinomu bölümde qx verilmiş ve kalan da tx şeklinde. Daha sonra 2p eksi 1 demiş. Şimdi ben burada p polinomunda x yerine bir eksi 1 yazayım bir de 4 yazayım o zaman ki buradaki eşitliği kullanabileyim. X yerine eksi 1 yazdığım zaman burada eksi 1 yazdım 1 artı 3 eksi 4 çarpı q eksi 1 geldi artı t eksi 1. Zaten şurası 0 olduğu için direkt p eksi 1 değeri t eksi 1'e eşit.
Bir de buradaki tx polinomu. Şimdi direkt buradaki t eksi 1 olarak yazmayalım. Tx polinomu nasıl bir polinom onu düşünelim. Px polinomu ikinci dereceden bir polinoma bölündüğünde tx dediğimiz yani kalan ne olacaktır burada? Birinci dereceden bir polinom olma durumu var değil mi? O yüzden ben direkt şöyle yazayım hatta. Tx polinomu ax artı b şeklinde olsun demem gerekiyor. Dolayısıyla buradaki t eksi 1 demeyelim de tx polinomu yerine burada ax artı b yazmış olduk. Ben x yerine eksi 1 yazdığım zaman burası gitti. X yerine eksi 1 yazdım. O zaman burası eksi a artı b geldi. Aynı şekilde x yerine 4 yazdığım zaman da p4'ü bulacağım. Buradan da yine aynı şekilde x yerine 4 yazıyorum. 4'ün karesi eksi 12 eksi 4 çarpı q4 artı tx polinomunda zaten ax artı b almıştık. X yerine 4 yazdık. 4a artı b. Burası yine 0 geldiği için gitti. Dolayısıyla p4 polinomu da 4a artı b'yi eşitmiş. Şimdi bu eşitlikte yerleştirelim. 2 çarpı p eksi 1 yani eksi a artı b eksi p4 o da 4a artı b. Bu ifade 0'a eşitmiş. 2'yi dağıttık. Eksi 2a artı 2b eksi 4a eksi b geldi. Eşittir 0 diyorum. Burada 2b ile eksi b'yi topladık. B geldi. Buradan eksi 6a. Karşı tarafa aldığımız zaman da 6a. Yani b değerimiz 6a'ya eşit. O zaman şöyle geri dönelim. Tx polinomu ax artı b yerine de 6a yazdım. Tx polinomu bu. Hatta tx polinomunu şöyle de düzenleyebilirim. A parantezine alsam x artı 6 şeklinde geldi. Diyor ki tx polinomu verilen polinomların hangisiyle tam bölünür? Tx'in çarpanlarından biriyle tam bölünür tabii ki. Tx'in çarpanlarından biri a, biri x artı 6. Dolayısıyla şıklar x artı 6 verilmiş. Bu polinom ile tam bölünür diyoruz. Beşinci sorumuza geldik. Px polinomuna eşit Qx polinomunun terimleri x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında katsayılar a, b, c, d, e, f'dir demiş. Buna göre bu oran nedir? Şimdi Px polinomunun bu kuvvetleri açılmış hali, binom açılımına göre açılmış hali Qx polinomu şeklinde verilmiş. Yani farklı bir gösterimin aslında Qx polinomu denmiş. Buna göre buradaki katsayılar da a, b, c, d, e, f şeklinde. Peki biz o Qx polinomunu bunların kuvvetlerini yani buradaki çarpma işlemlerini yapmadan Qx polinomunu oluşturmaya çalışalım. Şöyle diyelim mesela bu Px polinomunun derecesine baksak. Acaba Px polinomu kaçıncı dereceden? 2x'in burada karesi olduğuna göre burada bir x karemiz var. X artı 2'nin küpü dediğine göre burada mutlaka bir x küpümüz var. En büyükleri aldım. X kare ile x küpün çarpımından da mutlaka bir x üzeri 5 terimi gelecek. Dolayısıyla en büyük kuvvet 5 olduğuna göre Px polinomu 5. dereceden. Yani Qx polinomu da aynı şekilde 5. dereceden. Ben Qx polinomu direkt 5. dereceden kuvvetleri azalan bir şekilde yazayım o zaman. Şöyle gelecek. A baş katsayısı olsun. A çarpı x üzeri 5. B çarpı x üzeri burada 4. Artı C çarpı x üzeri 3. Azalan kuvvetlerine göre sırasıyla vermiş bunları. Artı D çarpı x üzeri 2. E çarpı x üzeri 1. Artı F geldi. Şimdi benden de A artı C artı E bölü B, D, F demiş. Şimdi dikkat edin. A, x üzeri 5'in katsayısı. C, x üzeri 3'ün katsayısı. E de x üzeri 1'in katsayısı. 5, 3 ve 1. Yani tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı aslında bu değil mi? Paydaya dikkat edin. B, D, F. X üzeri 4'ün, x üzeri 2'nin ve burada da x üzeri 0 var. X üzeri 0'ın. Yani paydadaki nerede? Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı. O zaman ben bunu şu formülden yapabilirim. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı neydi? P1 eksi P eksi 1 bölü 2 idi. Bölü çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı neydi? P1 artı P eksi 1 bölü 2. Bu işlemi yaptığım zaman sonuca ulaşacağım. Peki P1 ve P eksi 1'i bulalım o zaman şimdi. Px polinomumuzda bize verdiği Px polinomunda x gördüğüm yere 1 yazacağım. Şimdi burada x yerine 1 yazarsak eksi 1'in karesinden 1 geldi. 1 yazdık. 3'ün küpünden 27. P1 27'ymiş. P eksi 1'i bulalım aynı şekilde. Burada eksi 1 yazdığımız zaman eksi 5'in karesinden 25. Eksi 1 yazdık burada. 1'in küpünden 1 geldi. P eksi 1 de 25'miş. Yerine yazarsak yani 27 eksi 25 bölü 2. 27 artı 25 bölü 2. Buradan 2 bölü 2. Buradaki değerimiz de 52 bölü 2. Yani 1 bölü 26 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı geliyor.
Altıncı sorumuzda ÖSYM sorusu verilmiş burada. 2022 AYT'de çıkmış. Çok yeni bir soru. Şimdi sorumuzda diyor ki gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomu. Bu polinomu şöyle bir yazalım. Px polinomu baş katsayısı 1 ise o zaman x kare gelecek ikinci dereceden. Artı şimdi sembol olarak da a ve b'yi vermiş burada. Farklı semboller yazalım. Cx artı d şeklinde bir polinom olsun. Px eksi a polinomunun yalnızca bir kökü var. Şimdi bu polinomu oluşturalım. Px polinomumuz neydi? X kare artı cx artı d idi. Bundan a'yı çıkarttığında yeni bir polinom oluştu. Bu polinomun da ismini hatta qx diyelim. Bu polinomun yalnızca bir kökü var. Şimdi qx polinomu ikinci dereceden bir polinom. Dolayısıyla iki tane kökü olması lazım. Ama diyor ki bir tane kökü var. Bu ancak nasıl olur? Demek ki o kökler eşit kök ki yalnızca bir tane kökü vardır diyor. Eşit kök deyince de hemen aklımıza diskriminantın sıfır olduğu geliyor. Bu şimdilik kalsın. Daha sonra px eksi a eksi 4. Bir ona da bakalım buradan. Burada da px eksi a'yı oluşturalım. Şimdi x kare artı cx artı d şeklinde px polinomumuz vardı. Eksi a eksi 4 yazdığı zaman da yeni bir polinom oluştu. O da rx olsun. Ve bu polinomun köklerini vermiş bize direkt. O zaman burada işimiz daha kolay. Direkt kökler eksi b ile artı b. İki farklı kökü var burada. Ve kökler eksi b ile artı b ise ben bunları direkt toplasam kökler toplamını sıfır olarak buluyorum. Kökler toplamını biz bir de nerede kullanıyorduk? İkinci dereceden denklemlerde bir formülümüz vardı değil mi? Kökler toplamı eksi b bölü a şeklinde bir ifademiz vardı. Eksi oradaki b bölü a'daki b neydi? X'in katsayısı yani c. A dediğimiz değer neydi? X karenin katsayısı yani 1. Ve bu ifade kökler toplamına eşit o da 0'mış. Ve o zaman eksi c 0'a eşitse c değerimiz buradan 0 geldi. Şimdi polinomun ilk baştaki halini tekrar düzenleyelim. C gördüğüm yere 0 yazarak polinomun yeni halini burası gitti. Yeni hali x kare artı d geldi. Şimdi bu ikinci bilgiyi kullandık. Bir de birinci bilgiye geri dönelim biz. Diskriminantı 0'a eşit doğru değil mi? Şimdi buradaki ifadeye baktığım zaman qx polinomunda da artık cx gidecek. Qx'in de yeni hali o zaman ne? X kare artı d eksi a. Ve bu polinomun bir kökü var dediği için biz orada diskriminantını sıfıra eşit demiştik. Diskriminanttan yola çıkalım. Diskriminant formülünü hatırlayan var mı? Vardır içinizde mutlaka. B kare eksi 4ac diyorduk değil mi? B dediğimiz x'in katsayısıydı. Qx polinomunda x yok. Dolayısıyla b'si 0. Eksi 4 çarpı a dediğimiz x karenin katsayısıydı. C dediğimizde o polinomdaki sabit yani buradaki d eksi a. Ve bu ifadenin 0 olduğunu söylüyor. Şimdi buradaki eksi 4 çarpı d eksi a değeri 0'a eşitse d eksi a buradan 0. Dolayısıyla d ile a birbirine eşit geldi. O zaman polinomun yeni hali şu. Px eşittir. X kare artı a şeklinde geldi. Şimdi tekrar buradaki ikinci ifadeye geri dönelim. Px polinomundan eksi a eksi 4 demiş. Px'den a ile 4'ü çıkarttığında polinomun kökleri hakkında bilgi vermişti. Şimdi onu tekrar oluşturalım. Px polinomu x kare artı a bulduk. Buradan eksi a yani bilgiler edindikçe birbirleri arasında dönüp duruyoruz aslında. Oradan bilgi alıp diğerinde kullanıyoruz. Eksi a eksi 4. Şimdi bu ne polinomu demiştik biz buna? Rx polinomu dedik. Burada a'lar zaten gitti. Geriye x kare eksi 4 kaldı. Rx polinomu bu. Ve diyor ki Rx polinomunun kökleri eksi b ile b dediği için neydi burada? Kökleri iki farklı kökü vardı. Kökleri bulmak için normalde sen ne yaparsın? X kare eksi 4 polinomunun köklerini bulmak için bu polinomu sıfıra eşitlersin. Ve bunu çarpanlarına ayırdığımız zaman x değerimiz 2 ve eksi 2 gelir. Zaten bize b ve eksi b demişti. Ben 2 ve eksi 2 bulduğuma göre aslında neyi buldum ben burada? B değerini de elde etmiş oldum. Şimdi bana bir de pb değerinin 9 olduğunu söylüyor. B'yi 2 bulduğumuza göre p2 değerinin 9 olduğunu vermiş bana değil mi? Tamam. Biz polinomumuzda buradaki ifadelerimize tekrar bakalım. P2 değerinin 9 olduğunu biliyorum. Px polinomumuz bizim neydi? X kare artı a'ydı son durumda. P2 demiş. X yerine 2 yazdığım zaman 4 artı a'nın 9 olduğunu buldum. Dolayısıyla a'nın da 5 olduğunu elde ettim. O zaman bütün bilgileri artık edindik. A değerimiz 5, B değerimiz 2 olduğuna göre bunların toplamı 7 gelmiş oluyor. Yedinci sorumuzda aşağıdaki abaküsün eşit uzunluktaki çubuklarına kendi aralarında özdeş olan sarı, mavi ve yeşil boncuklar çubukların sol tarafında ve boncukların arasında boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilmiş ve 1, 2 ve A birim uzunluğunda boşluklar kalmış.
Sarı, mavi ve yeşil renkli boncukların her birinin uzunluğu 3'ten büyük ve her x tam sayısı için sırasıyla uzunluklar veriliyor ve bizden de a'yı istemiş. Şimdi bunların her birinin uzunlukları eşit, biz onu kullanacağız önce. Mesela buradaki uzunlukların her biri eşit. Ben bu uzunluğu şöyle ifade edebilirim. Sarı boncukların her birinin uzunluğu x eksi 2 verilmiş ya. X eksi 2 çarpı sarı boncuklar s tane olsun mesela, artı 1. Eşit olacak. Buradaki uzunluk da yine aynı. Mavi boncukların uzunlukları x eksi 3 verilmiş. M tane mavi boncuk var. Artı 2. Bir de burada yine aynı şekilde şöyle hatta altı yazayım. X kare eksi 5x artı 6 tane yeşil boncuk var. Bu kadar, pardon, yeşil boncukların uzunluğu bu kadar. Y tane yeşil boncuk var ve A kadar da uzunluk kalmış. Bunların her bir, sonuçta bu uzunluklar eşit olduğuna göre bu denklemlerin her biri birbirine eşit. Şimdi ben bunu şöyle düşünsem, bunu bir polinom gibi düşünsem. Bir mesela hatta bunları eşit olanlara bir Px polinomu olarak yazsak. Px polinomu şöyle düşünebiliriz değil mi? X eksi 2 ile bölünmüş bölüm S kalan 1. X eksi 3 ile bölünmüş bölüm M kalan 2. X kare eksi 5x artı ile bölünmüş bölüm Y kalan A. Polinom olarak düşündüğüm zaman işimiz çok daha kolay. Şimdi biz normalde polinomda bunu nasıl yazarız? Bölen ifadeyi 0'a eşitleriz ve x eşittir 2 kalır. Px polinomu da yerine yazdık. P2 değerimiz kalana, yani 1'e eşit. Aynı şeyi burası için yapalım. Böleni 0'a eşitlediğim zaman x eşittir 3 geldi. Ve buradan da P3 değerimiz kalana, yani 2'ye eşit oldu. Bu kısmı da yazarak, denklemini yazarak yapalım. Px eşittir x kare eksi 5x artı 6 çarpı y değeri artı a, yani a değerimiz burada kalan. Ve biz a'nın yerine şöyle bir şey yazalım. Px polinomu, şu an bunu polinom olarak düşündüğüm zaman Px polinomu ikinci dereceden bir polinom ile bölündüğündeki kalanı istiyor benden. Dolayısıyla o kalan sadece bir sabit bir sayı değil de o kalan birinci dereceden bir polinom da olabilir. O yüzden ben buradaki kalanı şöyle yazacağım. Mx artı n şeklinde burada yazdım. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu polinomda elimde p2 ve p3 değerleri var ya. Onları yerine yazarak bu ifadeyi bulmaya çalışalım. X yerine 2 yazdığım zaman p2. 2 yazdık buradan 4 eksi 10 artı 6 çarpı y. Artı 2 yazdık 2m artı n geldi. Ve p2'nin değerinin 1 olduğunu biliyorum. Şimdi burası zaten 0 olduğu için gitti. Dolayısıyla 2m artı n değeri 1'e eşit. Aynı şekilde P3'ü kullanalım. X yerine 3 yazdığım zaman 9 eksi 15 artı 6 çarpı Y artı 3M artı N. Ve P3'ün değerinin 2 olduğunu biliyoruz. Burası yine 0 geldi gitti. Geriye 3M artı N eşittir 2 kaldı. Şimdi onları da şöyle alt alta yazalım artık. 2M artı N eşittir 1. Bir de 3M artı N eşittir 2. Burada yok etme metodu yapabilmek için şöyle diyelim. Burasını eksiyle çarparsam eksi 2M eksi N eksi 1 olur. Eksi n ve artı n gider. M'lerin toplamından 1m gelir. Eksi 1 ile 2'yi topladık 1. M'nin değerini 1 buldum. M'yi herhangi bir denklemde yerine yazalım. Mesela burada yerine yazsam 3 çarpı 1'den 3 artı n eşittir 2. N değerimiz de eksi 1. M ve n değerlerimizi burada yerine yazdığım zaman m değerimiz 1'den 1x'den x geldi. N değerimiz eksi 1. X eksi 1. Bu da kime eşit zaten? A'ya. Benden de bunu istemişti. O zaman doğru cevabımızı bulmuş olduk. 8. sorumuzda Px polinomunu vermiş ve x eksi 4 ile tam bölünebildiğine göre demiş. Şimdi bölen ifadeyi, yani x eksi 4'ü 0'a eşitlediğim zaman x eşittir 4 gelecek ve 4'ü ben Px polinomunda yerine yazdığım zaman bu bana kalanı veriyordu. Tam bölünüyor demiş. O zaman kalan 0. Dolayısıyla P4'ün değeri 0'a eşit. Peki Px polinomunda x yerine 4 yazarak P4 polinomunu elde edelim. 4 yazdık. Burada 2 geldi. 2 üzeri n artı 3. Eksi 4 yazdık. 2 geldi. 2 üzeri n artı 2. Eksi 2 üzeri m artı 1. Ve bu ifade 0'a eşitmiş. Şimdi düzenleyelim. M ve n arasında bağıntı bulmaya çalışacağız. Bunu üst sayılardan özelliklerinden dolayı şöyle ayırabilirim. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 3. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2. 2 üzeri m çarpı 2 üzeri 1. 0'a eşit geldi. Şimdi burada 8 tane 2 üzeri n, eksi 4 çarpı 2 üzeri n, burada da 2 çarpı 2 üzeri m vardı zaten. Bunu burasına baktığım zaman 8 tane 2 üzeri n'den 4 tane 2 üzeri n'i çıkarttım. 4 çarpı 2 üzeri n geldi. Şu kısımda karşı tarafa alalım. 2 çarpı 2 üzeri n. Şimdi 4'ü de şöyle yazacağım o zaman. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri n, burası 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri m zaten. Tabanlar eşit olduğuna göre kuvvetleri toplayalım. N artı 2 eşittir 2 üzeri M artı 1. Tabanlar eşitse kuvvetler eşit olacak. Yani N artı 2 değerimiz M artı 1'e eşit.
M ile N arasında bağıntı istedi. 1'i bu tarafa alalım. N'yi bu tarafa alalım. M eksi N değerimiz 1'e eşit oldu. O da bize C şıkkında verilmiş. 9. sorumuzda birbirinden farklı 3 tam sayı kökü bulunan ve baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir Px polinomu için demiş. Bilgileri vermiş ve Px polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani bizden P5'i istemiş. Şimdi burada direkt 3 tane kökü var ama bu köklerin bize şudur diye söylememiş de sıfırdan küçük, yani aslında aldığı sonuçları söylemiş bize. P eksi 2 mesela polinom eksi 2 değerini negatif noktasında alıyor. Ya da diğerlerine P1 ve P3, bunlardan o zaman biri pozitif biri negatif ki çarpımları negatif gelmiş. Bunun için şöyle yapalım. Bu kökleri görebilmek için grafikte bunları yerleştirmeye çalışalım. Mesela şimdi P0'ın 8 olduğunu biliyorum. Polinom uzman 0'a 8 noktasından geçecek. Şurada bir 8 noktası olsun. Eksi 2 noktası vermiş, 1 noktasını vermiş, 3 noktasını vermiş. Eksi 2'nin sonucu negatif. O zaman bu eksi 2 burada bir yerlerden değer alacak. Dolayısıyla bu noktadan geçecek. P0'a 8 noktasından geçecek. P1'e 3. Şimdi bunlardan da şöyle söyleyelim. Bir değeri mesela bunlardan biri pozitif biri negatif ya. Bu pozitif bu negatif olduğunu düşünürsem 1'in değeri pozitifte bir değer alacak. 3'ün değeri de negatifte bir değer alacak. Bu şekilde olabilir. Ya da yine aynı şekilde eksi 2. Burada 8 noktasından geçti. 1 ve 3. Bu sefer de 1'i negatif değerden geçsin. 3 pozitif değerden geçsin. Eksi 2 de zaten negatif değerden geçiyordu. Şurada bir yerdeydi. Buna göre şimdi biz grafiğimizi çizdiğimiz zaman şöyle gelecek o zaman. Burada mesela eksi 2'nin olduğu yerden buradan geçecek, bu 8'den geçecek, buradan geçti ve bu şekilde geçip gitti. Sonuç olarak 3 tane kökü olacak demişti. X eksenini 3 tane noktada kesti. Dolayısıyla 3 tane kökü var. Buraya da aynı şekilde bakalım. Şöyle de gelmiş olabilirdi. Bu şekilde direkt şuradaki noktadan geçecek, buradan da bu noktadan geçecek. Yine aynı şekilde 3 tane noktadan geçmiş oldu. Yani 3 tane kökü var. Ama diyor ki kökler tam sayı kökler. Şimdi tam sayı, bu aralıktaki tam sayılar gelebiliyor mu her biri için, onu kontrol edelim. Mesela eksi 2 ile 0 arasında kök eksi 1 olabilir tam sayı. 1 ile 3 arasından geçen bir kök var, tam sayı olacağı için 2 olabilir. 3'ten büyük tam sayı zaten gelebilir. Dolayısıyla biz ona da bir isim verelim, A olsun. İkinci duruma bakalım. Burada yine eksi 2 ile 0 arasında kök eksi 1 olabilir. 0 ile 1 arasında geçtiği bir tam sayı buradakinde böyle bir tam sayı olamaz değil mi? Bu aralıkta 0 ile 1 arasında başka bir tam sayı yok. Dolayısıyla bu şekilde değil. O zaman bizim grafiğimiz bu şekilde gelecek. Daha sonra şimdi benim buradaki a'yı bulmam lazım. Peki polinomumuzu şöyle bir yazalım. Px polinomu burada baş kat sayısının 1 olduğunu söylemişti. Köklerden biri burada eksi 1 geldiği için x eksi eksi 1'den x artı 1 oldu. Bu aralıkta bir tek 2 gelebiliyordu. X eksi 2. Diğeri de x eksi a şeklinde. Daha sonra P0'ın 8 olduğunu biliyorum ya. Onu yazalım. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. Buradan 1 geldi. Eksi 2 geldi. Eksi a 8'e eşit. 2a 8'e eşitse a değerimiz de 4 oldu. Polinomun son hali yazalım. 1 çarpı x artı 1. X eksi 2 ve x eksi 4. Benden de P5'i istemişti. X gördüğüm yerde 5 yazarım o zaman. 6, buradan 3, buradan 1 geldi. Dolayısıyla P5 değerini 18 olarak elde etmiş olduk. Evet, testimizin son sorusuna geldik arkadaşlar. Aşağıda birinci grafikte Px polinomun, ikinci grafikte Qx, Rx ve Tx polinomların grafikleri verilmiş. Buna göre Px bu polinomlardan hangilerine tam bölünür? Şimdi bir Px polinomunu oluşturalım önce grafiğe bakarak. Eksi 2 noktasında burada teğet geçtiğine göre çift katlı kök var. Dolayısıyla burası nedir? X eksi eksi 2'den x artı 2 çarpanı var ve teğet olduğu için çift katlı kök karesini aldık. Bir de 3 noktasından geçtiği için x eksi 3 şeklinde bir çarpanı var. Burada baş katsayılar önemli değil. Zaten burada polinomun bölünüp bölünmemesine bakacağız. Aynı şekilde Qx polinomunu oluşturalım. Qx polinomu x ekseni nerede kesmiş? Eksi 2 noktasında. O zaman x eksi eksi 2'den x artı 2 şeklinde bir çarpanı var bunun. Tx polinomuna bakalım. Tx polinomu da 3 noktasından geçmiş. X eksi 3 şeklinde çarpanı var. Rx polinomuna bakalım. O da yine 3 noktasından geçtiği için x eksi 3 şeklinde bir çarpanı var. Bunlar tabii ki farklı doğrular. Burada Rx, Qx, Tx farklı doğrular. Buradaki baş kat sayılarını bilmiyoruz. Bunlar önemli değil. A, B, C, bununki de D olsun. Şimdi Px polinomu bunlara bölünüyor mu? Px polinomuna baktığımız zaman elimize ne vardı burada? X artı 2'nin karesi çarpı x eksi 3. Bu polinom
Mesela QX polinomuna bölünür mü? QX polinomunda ne var? X artı 2 çarpanı var. Bunlar sadeleşeceği için QX polinomuna bölünür. TX polinomun içerisinde, şimdi bunları tekrar geriye aldım. Şöyle tekrar yazayım. X artı 2'nin karesi çarpı X eksi 3 PX polinomuydu. TX polinomumuzda X eksi 3. Yine X eksi 3'lerle sadeleşeceği için TX polinomuna da bölünür. PX polinomunu tekrar yazıyorum. X artı 2'nin karesi çarpı X eksi 3. Rx polinomumuz ne burada? X eksi 3. X eksi 3 polinomu yine aynı şekilde. Bunlar X eksi 3 çarpanları yine sadeleşti. Dolayısıyla her birine sadeleştiğine göre her birine tam bölünüyor demektir. Doğru cevabımız da buradan hepsi gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar, ÖSYM tadında 3 testini de bugün bitirmiş olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.